Piano Jewelry sunar. Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsam pul bir neden. Bir bedel ödememiz gerekiyordu. Hayat beni buralara getirdi. Çok fazla şarkı yazdığını da hatırlamıyorum zaten babamın. Kesik kesik hatırlıyorum. Benim yaşlarımda bir turist bir kız vardı. Hiç yüzümü bile atmadı, böyle yaptı bana. Öyle zoruma gitti ki. Gittim mutfakta oturdum, ağladım kendi kendime. Hayatta böyle zaten. Ne yaparsan yap bir şekilde insanlar seni dışlayacaklar. Hiç senden şarkı isteyip de reddettiğin ama tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim var mı? Var. İşte bir şarkı yazdım, sen o şarkıyı söyledin. Yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir de ben. Yanıma kalma, yanıma kal, ben öderim bir bedel. Abi mükemmeldi. Valla senin of, sesin... Bir şey diyeceğim, ilk defa bir şarkıcıyla böyle güzel bir deneyim yaptım. Ne kadar güzel bir şeymiş bu. Sesin de güzelmiş ayrıca. Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsam pul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir ben. Yarına kalma, yanıma kal, ben öderim bir bedel. Bu şarkını ben çok beğeniyorum. Bir anda gelen ilhamla mı yazdın, bir hikayesi var mı? Aslında çok derin bir hikayesi var. Şarkıyı arabayla giderken, araba sürerken yazdım. Fakat melodisi falan araba sürerken aklıma geldi. Sonra eve gittim, hemen demosunu kaydettim. Sonrasında sevgili Mustafa Ceceli'ye verdim şarkıyı. O da çok güzel seslendirdi, çok beğenildi. Çok derin bir hikayesi var aslında. Yıllar önce bir kız arkadaşım vardı. Yani onunla ayrılmak zorunda, aslında ayrılmamız zorunda kaldığımız bir durumlar oldu. Yani bir bedel ödememiz gerekiyordu. Vay. Ona istinaden öyle bir şarkı yazdım. Sonrasında zaten hayat beni buralara getirdi. Yazdığın tüm şarkılar bir yaşanmışlık mı? Yoksa bu tutar mı? Çoğu öyle. Bir yaşanmışlık, evet, var yani. Evet, %80'i öyle. Bir daha dinlerken hep bu kulakla dinleyeceğim. Evet. Bugün şarkıları çok büyük bir kesim tarafından dinlenen ünlü birisin. Hı hı. Ben müzikten önceki hayatını merak ediyorum. Hı. Hatta çocukluğunu, büyüdüğün yeri, şartları, bunlardan bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim. Ben Fatih'te doğdum, Çapa'da. Samimi, sıcak bir mahallede büyüdüm, onu söyleyebilirim. Böyle İstanbul'un böyle eski mahalleli olur ya, hı hı. Tam bizim mahalle orasıydı. Böyle dar sokakları dardır. Top oynardık, tas oynardık, işte başka mahallelerle kavga ederdik. İşte gece kola çekirdek yapardık oturup mahallede. Çok çok güzeldi. O yönden çok mutlu bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Liseyi Zeytinburnu'nda okudum. Çok güzel bir arkadaş ortamımız vardı. Zaten hepimizin o dönem sıkıntıları aynıydı ya, işte sevdiğimiz kız pas vermiyordu. Ya işte ailemizle bir problemimiz vardı. Ya işte birisiyle kavga ediyorduk, derslerimiz kötüydü vesaire. Tabii bu problemler bizi daha da birbirimize bağladı. Zaten 5 yılda bitirdim ben liseyi zar zor. Bir sene sınıfta kaldım. Ama dersen ki 5 yıl daha okur muydun? Kesinlikle okurdum. Çok çok güzel, keyifli bir ortamdı. Sonrasında üniversitede Gökçeada'ya gittim. 2 yıl orada kaldım. Sonra Düzce'ye geçiş yaptım. Sonra müzik işleri ilerleyince İstanbul'a geri döndüm. Bu kavgalı döneminden biraz bahseder misin? Yani çok büyük vukuatın var mı? Yok yok. Öyle çocukluk işte şeyleriydi. Çocukken işte arka mahalleye gidiyorduk. Arka mahalleye basacağız diyorduk. Ya 11-12 yaşlarındayım, daha küçüğüm yani. Sonra öbür arka mahalle bizim mahalleye basıyordu. Öyle öyle kavga dövüş büyüdük bir şekilde. Vay be. Vallahi. Hiç böyle bir tarafın olacağını, çok naif görünüyorsun. Öyleyim zaten. Çocukken işte şey, her çocuk kadar yani. Öyle çok çok kavgacı değildim. Hep böyle o zaman da sakindim. Hı hı. Ama her çocuk gibi böyle kavgalarımız oluyordu. Ya maçta kavga ediyorduk, ya başka bir şeyle kavga ediyorduk. Muhakkak kavga edecek bir şey buluyorduk yani. Yaratıcılık ve ilham sözcükleri insanları hemen etkileyen, insanlık tarihi kadar eski ama hiç eskimeyen sihirli sözcükler bence. Yaratıcı düşünmek tüm yeniliklerin doğmasında ve gelişmesinde temel etmenlerden biri. Evet. Müzik denilince de bu iki kelime olmazsa olmaz. Senin müzik konusunda yeteneklerini kim keşfetti, seni kim yönlendirdi? İlk ilham noktan neydi? Şöyle, ben zaten rahmetli babam da türkücüydü. Bebekliğimden beri hep ben müzik dinleyerek büyüdüm. Çocukluğumu o şekilde geçirdim. Bir de bizim ailede herkesin sesi güzeldir. Annem de sesi çok güzeldir. Babam zaten sesi çok güzeldi. Allah rahmet eylesin. Küçük yaştan beri hep böyle teyplerde bütün kasetleri alırdım. İşte bir kaset çıktığında hemen aynı gün alır, koşar alırdım. Teybe takar onları ezberlerdim. Yanılmıyorsam 11-12 yaşlarından itibaren de şarkı yazmaya başladım. Böyle küçük bir okul defterim vardı. Onlara şarkılar yazıyordum ama sürekli unutuyordum. Aslında melodiyi o an aklımda, diyelim işte darirararirara, onu yazamayacağım için kağıda. Şimdi bir tek sözleri yazıyorum, notu da bilmiyorum. Böyle bir 10-15 tane yazıyordum, diyordum ki bunu unutmam zaten. O zaman bir ses kayıt cihazı falan da yok.
Öyle çok şarkı unutmuşumdur. Çünkü o melodiyi yazamayacağım için kağıda hani darirara darirara yazsam ne anlayacağım bu sefer diye. Ondan sonra öyle çok şarkı unutmuşumdur. Ama beni kimse yönlendirmedi. Yani kimse bana işte şarkı yaz demedi veya şarkı söyle demedi. Böyle artık bilmiyorum içimden gelmişti. Herhalde çok dinlediğim için dedim ki belki ben de yazarım bir şeyler. Ben de karalayabilirim diye. Deneyerek oldu. Küçüklükten gelen bir birikim o halde. Evet. Yani ama ilk eserlerin kayıp. Tabii. Eyvah. Kayıp. Nerede bilmiyorum. Defter de kayboldu zaten. Ama defter olsa da melodilerini hatırlamıyorum. O zaman bir nota bilgim olmadığı için, kayıt cihazı da olmadığı için sadece sözleri yazıyordum. İşte unutmam diyordum aslında yazdığımda ama 3 gün sonra unutuyordum sonra melodiyi. Öyle çok şarkıya bağladım. Rahmetli baban Mehmet Sonses'ten bahsettin. Ben bu konuyu biliyordum ve biraz araştırdım. Hı hı. Rahmetli Mehmet amcanın çok güzel bir sesi var. Teşekkür ederim. O kadar güzel ki altındaki yorumlarda İbrahim Tatlıses'in veliahtı olduğunu yazmışlar. Haksız da değiller. Bu anlamda Mehmet amcanın yaptığı şarkılar kendine mi ait? Eğer öyleyse sen bir gün bunları yeniden ahde vefa yaparak söyleyecek misin? Var mı aklında böyle bir şey? 2-3 tanesi kendisine ait, söz müziği kendisine ait. Onun dışındakiler dışarıdan aldığı. Çok fazla şarkı yazdığını da hatırlamıyorum zaten babamın. Çok net de hatırlamıyorum zaten. Hı-hı. Kesik hatırlıyorum. Ama ses rengi olarak zaten İbrahim Tatlıses'i andırıyordu. Uzun havalarda vesaire. Ama bir gün yapmayı çok istiyorum. En azından bir şarkısını bir albüme koymak istiyorum veya klibini çekip yayınlamak istiyorum. Belki önümüzdeki yıl yaparım da. Vay. Güzel umarım olur diye düşünüyorum. Bunun müjdesini buradan vermiş oldum. Evet, buradan ilk defa duyurmuş oldum. Kendini arabeskin son sesi olarak görüyor musun? Evet, tam olarak arabesk müzik yapıyorsun diye seni tanımlayamayız. Hı-hı. Yavaş müzik olarak adlandırabiliriz ama en nihayetinde şu gün en arabesk müziği de sen yapıyorsun. Evet. Zamanında olduğu kadar sert değil belki ama kendini arabeskin son sesi olarak görüyor musun? Yani tabii biraz iddialı olabilir yani böyle bir cümle benim için ama çünkü daha yaşım da çok genç. Ben aslında eski arabesk şarkıları günümüze böyle modernize edip bir şeyler yapmayı, onları yorumlamayı çok seviyorum. Çok mutlu oluyorum. Bunu işte İbrahim Erkal'da da yaptık. Diğer, Allah rahmet eylesin, diğer şarkıcı, sanatçı insanların da şarkılarını söylemeye gayret gösterdim. Yorumlamaya gayret gösterdim. Çok da beğenildi, sevildi. Vallahi bilmiyorum arabeskin son sesi biraz iddialı geliyor ama dediğiniz gibi ben de kendimi en azından bizim jenerasyondan en arabesk yapan kendimi görüyorum yani. Biraz daha damar herhalde diğer şarkılara göre. Başarılı da olduğumu düşünüyorum. Çünkü şöyle, bu şeyden değil yani orada bir numara oldum, orada iki numara oldum, işte şu kadar izlendim. Evet. Ondan değil. Aksine şöyle mesajlar çok fazla alıyorum. Mesela elimde küçük bir kardeşimiz gitarı görüyor. İşte benden gitarı gördüğü için etkileniyor ve gitara başlıyor. Yani orada bir kişiye bile iyi yanıma alıp örnek olduysam kendimi o zaman başarılı ifade ediyorum diyebilirim. Peki, arabesk müziği çok keskin uçlarda değerlendirebiliriz değil mi? Herkes aynı kategoride değil. Mesela Azer Bülbül bir yerde evet. Ama Müslüm Gürses sonradan değişen tarzıyla kıyasladığımızda bir başka yerde. Evet. Sen en çok hangisine kendini yakın görüyorsun? Ben biraz daha yani Azer Bülbül'ün yaptığı bence daha koyu arabesk. Hı-hı. Yani daha nasıl söyleyeyim? Daha damar mı diyeyim? Yani çok bayağı hayat enerjini alacak şekilde bir müzik gibi geliyor bana. Ben ona daha çok yakınım, daha çok dinliyorum, seviyorum. İkisini de mekan cennet olsun. Hı-hı. İkisini de çok seviyorum, çok dinliyorum. Ama tarz olarak ikisinden de uzaksın aslında. Daha çok yavaş müzik yapıyorsun. Söyleme tarzı olarak mı yoksa dinlediğin genel olarak şarkılar senin şarkılarını ben dinleyebiliyorsam demek ki arabesk değildir. Evet, ben şöyle çok fazla dediğim gibi arabesk yapmıyorum. Yani işte bundan 20 yıl önceki aranjelerle tabii ki yapmıyorum. Hı-hı. Biraz daha işte günümüz sound'una uyarlamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bu da tabii tüm insanların dinleyebileceği şekilde oluşuyor. Tüm insanlara da hitap etmeye çalışıyorum. Peki şunu da soracağım. Bilal Sonses'in yaptığı şarkılara bakıyorum. Milyonlarca kez izlenmiş. Hı hı. Bir de bunun yanında seni gerçekten sadece YouTube'da tanıyorlar Bilal. Böyle bir gerçek var. Evet. Bunun sebebi ana akım medyada çok fazla yer almaman. Evet. Belki izin vermiyorlar, belki sen tercih etmiyorsun. Orayla ilgilenmiyorum. Hı hı. Verdiğin şarkılar, onlar da ayrıca dinlenmiş. İşte evet. Programın başında okuduğum Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Bedel şarkısı. Evet. Bu anlamda şu günlerde baktığımda Türkiye'de en güzel söz ve müzik yazıp karşılığını alanlardan birisin. Estağfurullah. Bunu konuştuk ilham kaynağını vesaire ama hiç şey oldu mu? Ya ah bu şarkıyı niye verdim? Keşke ben söyleseydim dediğin oldu mu? Vallahi bende hiç öyle bir şey olmuyor. Sebebi de şu, ben yorumculuktan daha çok söz ve besteyi yapmayı daha çok önemsiyorum. Yani işte bir şarkı yazdım, sen o şarkıyı söyledin.
Ve mesela bir şarkı yazdım diye illa ben söyleyecek değilim. Mesela her zaman bana yakışmayabiliyor. Örnek işte Ebru Yaşar Kalmam'da Kalmam'ı vermiştim. Çok çok güzel seslendirdi. İşte Mustafa Ceceli Bedel'de, Murat Boz, Can Kenarım. Yani o yönlerden içim çok rahat çünkü inceleyip sık döküyorum, çok düşünüyorum. Hani bu şarkı kime gider, kime gitmez. Yani zaten en başından en sonuna kadar aranje esnasında başında durmaya gayret gösteriyorum. Yani yazdım verdim yok, değil. Yok, asla öyle bir şey yok. Çünkü o şarkı başarılı olursa da benim için iyi, başarısız olursa benim için kötü. Yani kendi şarkım çıkıyor gibi başına durup elimden geldiği kadar tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorum. Hiç senden şarkı isteyip de reddettiğin ama tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim var mı? Güzel bir soru. Var. Bak hiç sormuyorum kim evet. diye. Söylemeyeceksin anladığım evet, kadarıyla ama bunu bilmek yeter. Zaten hayranların tahmin ediyordur belki. Hı-hı. Değil mi? Belki de. Peki aranız kötü olduğu için mi? Magazin yapmak için sormuyorum. Sadece tavrını merak ediyorum. Aranız kötü olduğu için mi yoksa ya abi bir şarkı var ama sen bunu söyleyemezsin ya da abla artık kimse. Ya şöyle ben çok seçici olmaya gayret gösteriyorum. Yaptığım şarkılarda da işte insanlara verdiğim şarkılarda da. Allah bana şunu nasip etti. Yani ben biraz şarkı verme olarak iyi isimlerden başladım. Yani şu olmadı işte az tanınmış sanatçılara verip de aşama aşama gitmedim. Yanlış anlaşılmasın onları şey yaptığımdan değil yani. Ama Allah bana biraz daha üstlerden kişilere şarkı vermeyi nasip etti. Yani Türkiye'nin önde gelen müzik insanlarına şarkı vermeyi nasip etti. O şekilde devam ettirmek için uğraşıyorum ben aslında. Anladım. O yüzden yoksa her gün bir tane şarkı yazıp zaten illa birisi söyler, birisi okur. Birçok insan var işte şarkı yapmak isteyen, şarkı söylemek isteyen, ünlü olmak isteyen. Muhakkak bir sürü insana bir şeyler verebilir ama ben o yolda ilerlemek istemiyorum. Bir şarkıcı değilse mesela ben geldim. Ya Bilal benim işler çok kesat. Bir şarkı yapmam lazım desem bana vermezsin değil mi? Haklı yani, olarak. Şöyle hemen tabii ki keskin davranmam. Ama bir demo yapmak isterim, dinlemek isterim. Vay ben yani güzel şarkı bir şekilde... çıkarmayacaksam da seninle bir demo yapıp tamam. olarak kalmasın isterim. Tamam. Belki yapalım. Bu programın sonunda. Tamam. Olur. O halde devam ediyorum yeni sorumla. Bilal. Ben sana baktığımda hakikaten çok mütevazı biri olduğunu görebiliyorum. Tarzında, insanlara yaklaşımında böyle. Bu alçak gönüllülüğün yüzünden seni rahatsız eden ve en sonunda ben Bilal son sesim, haddini bil dediğin noktaya seni getirenler oluyor mu? Ya asla şey gibi bir cümle yani sarf etmem benim tarzım da o şekilde değil. İşte ben Bilal son sesim gibisinden. Her şeyden önce ben karşımdakine saygılı bir insanım. En önemlisi karşımdaki de bir insan. Ona saygılı olmaya gayet gösteriyorum ve karşımdaki insandan da bu aynı tavrı, aynı davranışı beklemek benim en doğal hakkım olduğunu düşünüyorum. Ama dediğin şekilde insanlar yaklaşabiliyor ister istemez. Tabii bunda üzülüyorum ama bunda sessiz kalmıyorum. Neyse hakkını veriyorum yani. Yani bazen maalesef bir hiç bilinmeyen bir yanını bazen göstermek gerekiyor ki bir daha o şekilde davranılmasın diye. Hani rahatsız edilmemek çok... için. Evet abi maalesef ya. Öyle insanlarla çok sık karşılaşıyoruz. İnsanlığın en büyük yanılgılarından biri hep en iyisini elde ettiğinde mutlu olacağını sanmaktır. Evet. En güzeli, en yakışıklısı, en başarılısı veya en iyi müzik yapanı. Sosyal medyada yorum okumayı ben çok seviyorum. Birçok sanatçı arkadaşım var ve bu paylaşımların altında binlerce yorum var. Ve hepsinde de benzer şeyler. En iyi sensin, en güzel sensin. Hatta ileri gidip onlara bir ilah gibi tapanlar var. Ben benzer durumları senin yorumlarında da görüyorum. Her ne kadar bu yorumlara kendini kaptırmayacak olgunlukta olduğunu bilsem de bazen ya bu etkileşimi kaybedersem diye bir korku yaşadığın oluyor mu? Yani ben böyle çok şey manyağı bir insan değilim. İşte hani zaten günlük hayatımı çok fazla sosyal medyada yaşamamaya çalışıyorum. O gün keyfim yerindeyse işte 20 tane story atarım böyle. İşte bana komik gelen bir şeyi paylaşırım. Ama genel olarak çok fazla zaten paylaşmıyorum. Çok fazla etkileşimle ilgilenmiyorum. Yani şu anlamda tabii ki ilgileniyorum. Yani YouTube'da ne kadar dinlenmişim, diğer dijital platformlarda ne kadar dinlenmişim. Bunu korumak için tabii uğraşıyorum. Yani bu zaten ağır bir sorumluluk istiyor. Veya işte diyelim ki 500 kişilik konser mekanlarında konser yapıyorum. Yarın bunu nasıl 1000 kişilik mekanlara çıkarım? Veya 2000 kişilik veya işte daha büyük konser salonlarında nasıl sahne alabilirim diye. Bunun için uğraşıyorum. Ama öyle bir şey kaygım yok. İşte aman işte ünlülüğüm gitti artık şey olmuyorum. Hani sadece bunu korumak var. O da şey yani. Bu başarıyı devam ettirebilmek için. Yani zaten çok fazla işte şey yapmıyorum ben. Yani göz önünde yaşamamaya gayret gösteriyorum. Çok rahatsız oluyorum yani öyle şeylerden. Peki... Bir magazinsel figür olarak anılmak istemiyorum.
Onun farkındayım. Hı-hı. Bunu da çok güzel koruyorsun. Hı-hı. Teşekkür Peki, ederim. Hiç kendini kaptırdığın oluyor mu? Şimdi sosyal medyadaki ünlüleri ya da tüm Türkiye'deki ünlüleri ben ikiye ayırıyorum. Bir, linçten beslenerek yani beğenilmediği için ünlü olanlar. Bir de çok başarılı olduğu için ünlü olanlar var. Orta halliler genelde silinip gidiyorlar. Sen burada sağ taraftasın. Hep sevildiğin için ünlüsün, hep mutlu ediyorlar seni. Hiç hakkında kötü bir şey okumadım. Arada bir de olsa sana da negatif, kötü yorumlar geliyordur. Muhakkak. Bunlar seni sarsıyor mu? Yok, ilk başlarda çok böyle üzülüyordum. İşte bazı Twitter'da çok sık görüyorum bu ara. Bazı müzik sayfalarını görüyorum böyle işte daha bizim yaptığımız müzik tarzının kalitesiz olduğunu iddia eden insanlar var. Veya işte benim hakkımda kötü şeyler yazanlar var. Böyle az da olsa bunlara denk geliyorum. İlk başta çok üzülüyordum. Ya dedim ki adam beni tanımıyor, niye böyle söylüyor? Hani veya ben ne yapmış olabilirim ona? Veya hangi ortamla karşılaştık ki işte benim hakkımda böyle şeyler söyledi? Çok üzülüyordum ilk başlarda. Bu işe ilk başladığım zamanlarda. Ama şimdi hiç umurumda değil abi ya. Çünkü biraz konumunu itibarıyla oturduğun zirveye evet, diyebiliriz. Hem çok şükür yani şeyimiz artık dinleyici kitlem de oturdu diyebilirim. Mesela ilk etaplarda daha küçük yaştaki arkadaşlar beni dinliyordu. Ama geçen hafta yanılmıyorsam mesela beni yaklaşık 60 yaşlarında bir hanımefendi tanıdı. Çok şaşırdım yani. Vay. İlk defa o yaşlarda, o yaş grubundaki biri beni tanıdı. Çok çok mutlu oldum tabii. Çok şaşırdım. Yani dediğim gibi zaten ne yapsan muhakkak senin için bir şeyler söyleyecekler. Muhakkak. Dünyanın en iyi müziğini de yapsan, dünyanın en iyi programını da yapsan, belki bu programın da yorumlarında muhakkak olacaktır. İşte yani ne yapsan abi, mesela görüyorum burada uğraşıyorsunuz o kadar, en ince detayına kadar maşallah. Yani her türlü ne yapsan bir şeyler yazacaklar. Evet, mesela dediler ki bu programı tanıttığımda, kocaman masada nasıl iki kişi oturacaksınız, çok saçma bir konsept dediler. Hı hı. O yüzden dediğin gibi senin kafanda canlandırdığın şey bambaşka ama gelen yorumları takarsan üzülüyorsun. Belki iki kişi otursak, iki kişilik masa olsa niye iki kişilik diyecekler. Evet, değil mi? Yani ne yapsam boşuna. Aynen. Kiminle düet yapmak istersin diye sorulduğunda Yıldız Tilbe cevabını vermiştin. Evet. Ve kısa zamanda milyonlarca kez dinlenen bir düet yaptınız. Evet. Sırada kim var? Sırada kim var? Yani artık 2021 sonlarına doğru Allah ömür verirse düşündüğüm birisi var. Çalışmalarımız da başladı. Tabii kesinleşmiş bir şey olmadığı için çok da söylemek istemiyorum. Ama tarz olarak bana yakın birisi. Zaten Türkiye'nin de tanıdığı birisi. Hı hı. Bakalım artık 2021 sonlarına doğru yaparız diye düşünüyorum. Şimdi ben şunu fark ettim. Bunu bir kardeşin olarak söyleyeceğim. Sana ilk bu soru sorulduğunda hiç arkasını önünü düşünmeden, hiçbir şey yokken Yıldız Tilbe demiştin. Evet. Ama şu an bunu gizledim. Biraz profesyonelleştiğini söyleyebilir miyiz? Vallahi olabilir. Olabilir. Normalde yeni bir heyecanla abi de şununla yapsam çok iyi olur diyeceğini düşünmüştüm ama. Ben zaten işte o röportajı verdiğimde hiç Yıldız Hanım'ın haberi, benden bile haberi yoktu. Belki beni tanımıyordu. Yani sonrasında ben öyle, hatta muhabir arkadaşımız bana sordu işte çalışmalarınız başladı mı diye. Ben onun haberi yok şu anda dedim. Sadece benim haberim var dedim düetten. Sonra Allah işte bir yıl sonra, o röportajı verdikten neredeyse bir yıl sonra Allah nasip etti. Buradan da tekrar yapımcısı Cafer abiye, menajerim Kortan Kurnaz'a çok çok teşekkür ediyorum. Bilal, hatırlıyor musun? Bir keresinde sosyal medyada bir hanımefendi senin müziğinle birlikte bir nişan klibi hazırlamıştı. Evet. Nişanlandığı kişi de bendim. Ben bunu TikTok'tan öğrendim. Altında da bir sürü yorum vardı. Evet. Bizim tanışmamız da bunun üzerine oldu. Evet. O dönemde o bu şarkıyı herkes bana gönderdiği için ben 100 kere dinlemişimdir o şarkıyı. Kusura bakma ama en sonunda sıkıldım ben bu şarkıdan. Doğrudur abi. Sana da böyle oluyor mu? Kendi şarkılarından sıkıldığın, sürekli söylediğin şarkılardan sıkıldığın oluyor mu? Ben şunu söyleyeyim. Nişan klibinde tanışmamız biraz enteresan gelebilir insanlara. Çok güzel bir videoydu. Allah tekrar mutlu etsin. Bak burayı kesip şimdi benim nişanlını ilan edecekler. Ama olsun. Peki teşekkür ederim ben de. Yani sıkıldığım oluyor mu? Eski şarkılarımı artık dinlemiyorum. Çünkü yıllardır dinlediğim ve söylediğim için çok fazla dinlemiyorum. Yeni yaptığım şarkıları dinliyorum. Sıkıldığım oluyor ya. Yani düşünsenize hep aynı şarkıları söylüyorsunuz ve aynı heyecanla söylemeniz gerekiyor. Sıkıldığım yerlerde repertuarda hemen bir değişikliğe gidiyorum. Benim şarkılarım dışındaki şarkılar için konuşuyorum. Hemen değişikliğe gidiyorum. Sürekli yeni ve güncel tutmaya gayret gösteriyorum. Sana bakınca ben çok melez bir yapı görüyorum. Tarzın, üslubun, yaptığın müzik tarzında çok uzak. Arabesk söyleyenleri tabiri caizse ağır abi olarak gördük ya. Evet. Dinleyenlerin büyük çoğunluğu erkeklerden oluşur. Evet. Ve arabesk söyleyenlerde hep bir baba figürü vardır. Hı hı.
Seni de tarzına rağmen böyle konumlandırmaya çalışıyorlar mı? Yani dinleyici kitlen seni, sen dinleyici kitleni nasıl tanımlarsın? Yani ben de hiç öyle bir figür olduğunu düşünmüyorum zaten davranışlarımdan da sizin söylediğiniz gibi. Çok öyle bir yani üslubum, davranışım yok. Ama tabii doğup büyüdüğüm yer aslında bunlara müsait yani böyle şeylere. Biraz daha böyle nasıl desem ağır abi takılma. Aynen. Evet. Yani o tarzda takılmaya müsait ama ben hiç öyle biri olamadım hani hayatımın hiçbir döneminde. Belki küçük 16-17 yaşlarında biraz daha böyle işte mahallede falan takılıyorduk. En fazla oydu yani böyle telefondan müzik açıp köşede takıldığımız zamanlar muhakkak oluyordu. Ama tabii yaşlarladıkça daha da böyle herhalde olgunlaştım, büyüdüm, daha sakin bir insan oldum diye düşünüyorum. Yani dinleyici kitlemi de nasıl tanımlarım? Yani ilk başlarda az önce söylediğim gibi genelde küçük arkadaşlarımız beni dinliyorlardı. Hatta işte artı 18 mekanlara gelemiyorlardı alkollü olduğu için. Ama şimdi şunu gözlemliyorum, az önce bahsettiğim gibi 60 yaşında bir hanımefendi de beni dinliyor. İşte 15-16 yaşında bir ufak kardeşimiz de beni dinliyor. Yani yaş aralığı bayağı bir genişledi geçtiğimiz yıla göre. Bunda da yaptığım düetlerin çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Peki kitle olarak nasıl tanımlarsın? Kadın, erkek, sınıfsal olarak bir ayrıma gitmen gerekirse... Bence kadın bir tık daha fazla. Evet. Yani %60 olabilir. Bu beni çok şaşırttı. Ben tam tersidir diye düşünüyordum. Yok yok. Yani vay, konserlerde genelde kadın ağırlıklı oluyor. Süper. O zaman bu videonun izleyicisi çok olacak. Bir de şunu merak ediyorum. Bir de aşçılık geçmişin var senin. Evet. Bu aşçılık geçmişi nedir? Ya çok başarılı olduğum söylenemez aşçılıkta. Zaten işte liseden aşçılık mezunuyum. Ama hep derslerden kaçardım. Yani hiç beni mutlu etmiyordu, beni sarmıyordu. O bölüme de nasıl girdim onu da hatırlamıyorum. Zaten sınıfta kaldığım sene aşçılık bölümüne girmiştim. Girmek de çok zordu bu arada ve o zamanki sınıf arkadaşlarımın hepsi şu an çok çok iyi yerlerde aşçılık yapıyorlar. Çoğu yurt dışında. Belki onun üstüne gitseydim yani bilmiyorum başarılı olur muydum. Çünkü hiç hevesim yoktu. Bir tek her şeyde röportajımda söylüyorum. Köri soslu tavuk yapmayı biliyorum. Güzel, onu güzel yapıyorum. Onun dışında işte yumurta kırıyorum. Başka bir şey yok yani. O halde artık mutfakta değilsin hiç. Yok, hiç değilim. Öyle aklım eserse işte köri soslu tavuk yapayım o kadar. Kendine yaparsın ve biter mi? Evet. Yoksa arkadaşlar hadi gelin bakalım köri soslu tavuğumu yiyin oluyor mu? Hiç öyle şeyim yok yani. Arkadaşlarım davet ediyorum ama hiç aklıma gelmiyor böyle yemek yapayım. Genelde dışarıdan söylüyoruz. Ama illaki biri tutturursa işte köri soslu tavuk yap bize diye yapıyoruz tabii. Ben de hiç sevmem bu arada. Vallahi. Mutfakta vakit geçirmek kadar anlamsız gelen bir şey yoktur bana göre. Evet. Çünkü ya bir saat zaman harcıyorsun. 3 dakikada tükeniyor. Aynen öyle. Ya o ilgi meselesi. Kimisi bir saat çıkmıyor yani. Evet, çok garip geliyor bana. Evet. Zaman kaybı gibi geliyor. Evet. Ama yapanlara da tabii saygı duyuyorum. Evet. Bir de otelcilik var. Burada da birçok departmanda çalıştığını söyledin. Evet, hepsinde çalıştım. En zoru hangisiydi? En zoru hangisiydi? Vallahi bence en zoru servis departmanı. Çünkü gitti yani gelen misafirlerde, bu arada müşteri değil misafir, turizmci şeydir bu. Kesinlikle doğru. Müşteri denmez, evet. Misafir. Gelen misafirlerde hep böyle şey, değişik insanlar da olabiliyor. Yani orada işte bir yemek yediği için oranın sahibi sanan insanlar da kendilerini öyle sanan insanlar da oluyor. Çok ciddi bir sabır ve sinir sistemi gerekiyor bence. O yönden çok zor servis departmanı. Ama tabii ki bütün departmanların orada zorluğu, housekeeping'i çok zor. İşte bellboyluğun ayrı bir zorluğu var. Barın ayrı bir zorluğu var. Ama bence en zor restorandaki servis elemanı arkadaşlarımızın işleri. Bundan sonra daha dikkatli bir gözle evet yaklaşacağız demek. Evet abi. Çok değişik tipler geliyor ya. Eyvallah. İnsanlar 360 gün sorunlarla boğuşur, sıkıntılar yaşar ve şanslıysa 5 günlüğüne otele gider. Evet. Bu insanlar için oteller toksinlerden arınma yeri. Hizmet bekler, açgözlülük doğru yapar. Belki normalde melek gibi olan bu insanlar aşırıya kaçtıkları için sevilmeyen biri haline gelebilirler senin de söylediğin gibi. Evet. Bu çalıştığın süre boyunca insanlar hakkında genel deneyimin neydi? Misafirler hakkında. Oradan çıkardığın insanlık hakkındaki deneyimin. Çünkü gerçekten orada şu hakkı görüyorlar. Ben buranın 5 gün boyunca sahibim. Evet. Ya da 360 gün ezildim. Burada kral benim. Evet. Ve bir anda Netflix'te bir filmde vardı bununla ilgili. Belki izlemişsindir, Platform diye. İnsanların içindeki açgözlülüğü ve statü farkıyla doğan, yer değiştirdikçe konumlarının ne kadar farklı tepkiler verdiklerini gösteren bir filmdi. Bunu deneyimlemişsindir diye düşünüyorum. Normalde belki kendi özel hayatında sürekli aşağılanan birisi oraya gelince bambaşka bir insana dönüşüp rahatsız edici. Bu anlamda senden iyi bir tecrübe edineceğimizi düşünerek soruyorum. Neyi deneyimledin?
Yani şöyle, ben yazlık yerlerde hiç çalışmadım. Yani öyle tatil köyünde hiç çalışmadım. Hmm. Hep İstanbul'da çalıştım. Ve İstanbul'un en iyi yerlerinde çalıştım. En iyi restoranlarında çalıştım. O yüzden bizde bu tip insanlar biraz daha azdı. Yani diğer normal mekanlara göre. Biraz daha azdı. O yüzden o yönden çok çok sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. İşte Ortaköy'de bir yerde çalışıyordum. Çok lüks bir restoranda çalışıyordum. Zaten oraya gelen insanlar hep böyle şeydi yani. Artık bazı egolarından arındıkları için hani insanlara, oradaki çalışanlara güzel bir şekilde davranabiliyorlardı. Ama %1 bile olsa muhakkak senin dediğin gibi insan tipiyle de karşılaşıyorduk. Onlara vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Diyecek bir şeyim yok ya. Vay be, ben şunu da eminim yaşadığını. Örneğin oteldesin ve birisi tarafından hor görüldün. Olabilir. Oldu. Ve bir anda da kral oluyorsun dışarıda, yeni hayatında. Hı hı. Çok değişik bir tecrübedir bence bu. Evet. Çünkü kimileri nasıl başlarsa öyle gider. Sen iki tarafı da farklı şekilde deneyimleme şansı yakalamışsın. İki farklı iş yapmışsın. Hı hı. Birinde maalesef dediğimiz muameleye maruz kalan biriydin. Hı hı. Şimdi de tam tersi. İnsanların aslında riyakar tarafını gördün. Evet. Doğru mu? Evet. Aynen öyle. Yani ben 15 veya 16 yaşındaydım yanılmıyorsam. Aksaray'da staj yapıyordum. Benim yaşlarımda bir kız, turist bir kız vardı. Hatırlamıyorum nereli olduğunu. İşte demiş, can I take your plate, tabağını tam alacağım böyle. Hiç yüzümü bile atmadı, böyle yaptı bana. Hmm. Öyle zoruma gitti ki. Zaten yani 15-16 yaşındayım yani. Gittim mutfakta oturdum, aldım kendi kendime. Ne diyorsun? Yemin ya? Yemin ederim valla. Ama tabii o zaman küçüğüm yani. Çok. Ama çok gurur kırıcı bir çok, evet. Hikaye bu. Ya belki benden büyük birisi olsaydı şey olmazdım. Yani benim yaşımdaki bir insana öyle bir davranışa beni maruz bıraktığı için ister istemez duygusal tabii dışa vurumlar oldu o zaman. Peki otelcilik geçmişinde müşterilerinin çoğunluğu... Misafir. Özür diliyorum, evet, misafirlerinin çoğunluğu dünya milleti miydi yoksa sadece Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerden genelde mi? Genelde yabancı turistlerdi. Ben şunu merak ediyorum. Bizim insanımız hakkında hep bir ön yargı, hı hı, ya da sevilmeyen yanları olduğu düşünülür. Hı hı. Dünya insanının da, Avrupalı insanların da nazik, nezaketli, kibar. Hı hı. Sen şimdi bunu iyi deneyimleyenlerden birisin. Hı hı. Kıyaslasana bir. Abi hiç öyle değil. Yani her yerin iyisi kötüsü var. Yani hı hı, sırf Avrupalı olduğu için on numara bir misafir olmuyor. Her yerin iyisi kötüsü var diyebilirim. Peki en kötü anın, hikayen bu kızın seni terslemesi miydi? Bakayım. Oydu. Yani çok fazla... özellikle restoran çalıştığım zamanlar, yani 18 yaşındaydım restoran çalıştığımda. 18 yaşındaki bir insana göre çok iyi para kazanıyordum. Fakat harcayacak vaktim olmuyordu. Yani hmm, sabah işte otelcilik ve şeyde restoranda herkes şey der. Giriş saatin belli, çıkış saatin belli değil. Gerçekten de öyle. Giriş saatin belli oluyor. Mesela 11'de çıkacaksın, akşam 11'de. Yani imkansız. 11'de çıkman imkansız. 12'den aşağı çıkamazsın. Muhakkak işte ekstra bir grup gelir, işte başka bir yemek verilir vesaire. Ben hatırlıyorum bir gün restoranda çalışırken, 7 katlı bir restorandı. Dediler ki, Denize Sıfır bir restoranımız vardı. O restorandaki bütün sandalye ve masaları 6. kata, en üst kata çıkartacaksınız. Artık şey yapacağız, paydos edeceğiz yani. Ya niye falan, işte evimize gideceğiz bilmem ne. Yok dedi, çıkartacaksınız. Tamam dedi. Abi hepsini aldık. Asansör yok, bir şey yok. 6. kata kadar çıkardık. Eyvah. Sonra bir haber, indireceksiniz. Yemin ederim. Yani böyle bir sürü turizmci arkadaşlar beni çok iyi anlar. Bir sürü mantık dışı şeylerle karşılaşmıştık. Ben şu an yaptığım bir tespiti seninle paylaşmak istiyorum. Turizmde ne yaparsan yap, ne kadar iyi servis yaparsan yap, bunu yapmaya mecbursun. Hı hı. Ya da sen en fazla bir servis elemanısın. Hı hı. Müzik dünyasında da ne kadar iyi müzik yaparsan yap, alaylısın, hı hı, veya kalitesiz olarak görülen, evet, arabesk, evet, müzik yapıyorsun. Evet. İki kariyerde de kader mi bilmiyorum ama buna benzer muameleler yaşamışsın. Müzik dünyasında da bu kadar hor görüldüğün ve seni tıpkı o kızın seni terslediğinde olduğu gibi üzen, yıpratan bir hikaye var mı? Müzik dünyasında. Evet. Yani bizzat böyle anlatacağım bir şey yok aslında ama duyduğum birçok şey vardı tabii. Yani özellikle bundan 2 yıl önce yani hiçbir işte ana akım medya zaten benim şarkılarımı hiçbir şekilde çalmıyorlardı. Hı hı. Sektördeki isimler işte çok fazla şey ediyordu. Ya bunlar da müzik mi yapıyor? İşte bizzat beni söyleyip bunlar işte bu müzik mi yapıyor? Ne bileyim, YouTube, bunlar işte YouTuber, bunlar fenomen vesaire. Yani bundan 2 sene önce
sadece ben değil birçok arkadaşım bu şekilde dışlanmaya maruz kaldı. Onların tabii ki onlara da hak verdiğim yönler var. Çünkü ilk defa olan bir şey bu. Yani birisi işte YouTube'a şarkılarını atacak ve tanınacak. Yani çok alışılmış bir şey değildi bu. Hı hı. Ve klipler yapacak, işte konserler verecek. Yani bu alışılmışın dışında bir olay. Normalde nedir? İşte albüm yaparsın, televizyona çıkarsın, programlara çıkarsın. Radyolar seni çalar, televizyonda kliplerin döner. Sonra konser verirsin. Yani hep alışılmış buydu ya abi. Hı hı. Biz biraz o tarafa şey geldik, aykırı geldik. Bunun zorluklarını ben çok fazla yaşadım. Yani duyduğum şeylerden de. İşte hala da işte bazı müzik sayfaları hakkında ileri geri konuşuyorlar ama çok fazla umursamıyorum. Belki de yine bir kader olmuş hem turizm sektöründe hem bu sektörde ama hayatta böyle zaten. Yani ne yaparsan yap bir şekilde insanlar seni dışlayacaklar. Yani bu yaptığım işte hiçbir alakası yok. Hı hı. Bardak da satsam diyecekler ki bardak niye böyle? Muhakkak %1 ama %1'i diyecek ama %10 diyecek ama %100'ü diyecek. Bence önemli olan kendi bildiğin doğrularınla hareket edip o yolda kimseyi aldırmadan, arkana bakmadan yürümek. Ben masada seni ağırladım ve daha çok kişiyi ağırlayacağım. Hı hı. Ve genelde burada hep oturan kişilerden bir şey öğrenmeyi kendime amaç edindim. Ve bugün senden öğrendiğim şey şu, bildiğini oku, başarısını eğer güzel bir işse karşılığını bulacak. Kesinlikle. Doğru mu? Ben bunu daha önce de söyledim. Başkasının sözüyle hareket ettiğimde, o iş başarısız olduğunda inanılmaz mutsuz oluyorum, çok pişman oluyorum. Ama kendi bildiğimle hareket edip, tabii ki insanlardan fikir almak gerekiyor. Yani bu şey demek değil, dikine gitmek değil kesinlikle, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki insanların fikri alınmalı. Ama her zaman hep içime sineni yapmaya gayret gösteriyorum. Başarısız olduğunda o kadar üzülmüyorum. Diyorum ki yani bu benim düşüncemdi, benim şahsi fikrimdi. Olmadı, olabilir yani. İnsanlık hali. Başarılı olduğunda da ne mutlu ki doğruymuş, başarılı olmuşum diyorum. İşin içinden çıkıyorum öyle. Nihai amacın nedir? Elbette müzikteki başarını sürdürmek, kalıcı eserler bırakmak da amaçların arasındadır ama benim merak ettiğim içindeki fayda sağlama, yararlı olma isteği nedir? Öncelikle dediğin gibi kesinlikle böyle bir 15-20 yıl sonra da umarım şarkılarım dinlenir, umarım bir şeyler yapmaya devam edebilirim. Belki bir proje albümü, işte 20 yıl sonra kim ünlüyse diyelim ki o zamanın gençleri benim şarkılarımla oluşan belki bir albüm yaparlar. Hani güzel bir hedeflerim yedir. Arasında bu var. Onun dışında bir müzik okulu olabilir, normal bir okul olabilir. Onu yaptırmayı çok istiyorum. Belki doğup büyüdüğüm mahalleye işte derlenen zamanlarda bir şeyler yapmayı amaçlıyorum. Dediğim gibi bir müzik okulu olabilir. Ben yani müzik okumadım ama okumak da gerekiyor. Ben iyi ki okumamışım diyorum, o ayrı mesele. Ama herkes için geçerli değil tabii bu. Bazı insanların kesinlikle eğitime, müzikal anlamda eğitime ihtiyacı oluyor. Belki o boşluğu doldururum diye düşünüyorum. İnsanlar seninle birlikteyken senden ne bekliyorlar? Mesela benle birlikteyken, bunu söylüyorum her programda, haber spikerisin bir haber oku, bir şiir oku, bir sesinde bir şey yap. Senden de şarkı söylemeni bekliyorlardır ama hiç absürt bir beklenti oldu mu? Yani bakayım öyle enteresan istekler oluyor mu? Genelde en fazla işte doğum günü videoları çok fazla istiyorlar. Selam videoları çok istiyorlar. Onları da kırmamaya gayret gösteriyorum. Onun dışında şarkı söylememi istiyorlar. Başka da yok. Yani takla at falan demiyorlar bana yani. Ben programın başında belki haddimi aşarak şarkını şiir olarak okudum. Şimdi sen bana haddimi bildirip onu şarkı olarak söyler misin? Bana beraber söylersek olabilir. Beraber mi? Evet. O zaman iyice haddimi aşmış olacağım. Yok. Şimdi sen bana desen ki şiir okur musun? Ben hani derim ki yapamam ama senin için okurum. Yani sen de beni kırmayacağını düşünüyorum. Şöyle yapalım mı? Önce sen şarkı olarak söyle. Tamam. Ben de sana eşlik edeyim. Sonra sen şiir olarak söyle, ben şarkı olarak okuyayım. Tamam. Hadi bakalım. O zaman önce ben şarkıyı söylüyorum. Önce sen şarkıyı, ben sana eşlik edeceğim hafta. Tamam. Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir de ben. Yanıma kalma, yanıma kal, ben öderim bir bedel. Abi mükemmeldi. Vallahi senin of, sesin... Bir şey diyeceğim, ilk defa bir şarkıcıyla böyle güzel bir diyet yaptım. Ne kadar güzel bir şeymiş bu. Sesin güzelmiş ayrıca. Vallahi çok beğendim. Şarkı yazarsın değil mi kardeşim? Öyle mi? Demo yaparız. Şimdi o zaman ben haddimi aştım. Sen kesinlikle abi, güzel okuyacaksındır. Şimdi şöyle yapalım. Abi vardır ya, arabesk müziklerin bu raconudur. Hı. Biri şiir olarak okur, biri şarkı. Ama sonda şey yapman gerekiyor. Mesela... Ben öderim bir bedel diye... Bağırıp ben... Bedel! Genelde arabesk şarkı. Böyle mi? Evet. Tamam. Önce şiir olarak giriyorlar.
Evet. Sen şiir olarak gir, ben arkadan yanık bir sesle. Şiiri ben şimdi ben mi okuyorum? Yavaş yavaş gir, tamam. Ben de arkandan şarkı ben olarak. Ben ilk defa şiir okuyacağım. Siden ver, siden. Siden, tamam. Vallahi ilk defa şiir okuyacağım, çok heyecanlıyım. Ben şiir olarak okuyacağım. Bak ben evde elbette şarkı söyledim ama... Ben evde şiir okumuyorum. Öyle abi. Mi? Vallahi. Tamam. Hadi bakalım. Yine yangınlar, yine ben. Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına. Yine sarsan kollarına. Başkasını, başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden. Yine duysan söylemeden. Bir düşün, bir düşün, bir sen, bir, bir, sen, bir de ben. Yarına kalma, yanıma kal. Ben öderim bir ben bedel. Ben öderim bir bedel. Orada benim demen gerekiyor. Nasıl? Ben öderim bir bedel derken yine yangınlar yine ben. Sen tamamdır. Çaya gidelim. Hadi bir çay içelim. Güzeldi ama. Çok teşekkür ederim. Şiirde de bu arada bence mükemmelsin. Eyvallah, sağ olasın. Harika vallahi. Piano Jewelry sundu.